Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Serici 1-2-3-4'ten örnek sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün önemli sorular, geçen hafta çıkan sorulardan değerlendi sorular. Bakalım neler var. Evet, öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle tabii ki YouTube Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi ve YouTube Başarı Akademisi Eğitim Merkezi'ne abone olun. Katılın, üyeleri özel sorular çözün, geçin. Hemen başlayalım, hiç zaman kaybetmiyoruz. Serici nedir? Serici mesleki yeterlilik belgesidir. Serici 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, Serici 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, Serici 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı, Serici 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı, Serici 5 de tehlikeli madde taşımacılığıdır. Bunlardan %100 sınavda soru geliyor. Yazılı ya da teorik ya da uygulamada bilginiz olsun. Hemen geçelim sorumuza. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası, B. itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, C. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, D. Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Tabii ki hasta yaralının kaza durumunda arkadaşlar omuriliğine zarar vermeden, bakın omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik rentek manevrasıdır. Yeni bir soru değil. Daha önce de defalarca çıktı. Geçen hafta da çıktığı için tekrar çözmek istedik arkadaşlar. Adana seçeneğidir doğru cevap. Hemen ikinci sorumuz gelsin. Evet, ikinci soruya geçtik. Soruyu okumadan önce sizlerden ricamız, mutlaka yayınlarımızı beğenin. Kanallarımızın linkini arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşın, önerin. Onlar da bu sorulardan mutlaka faydalansın. Geçmek istiyorsanız, bakın %100 geçmek istiyorsanız mutlaka kanala katılın. Katıldıktan sonra bize de ulaşın. 4. sıradaki Serici 1-2-3-4 bölümüne ulaşın, katılın. Bize ulaşın, örnek sınav sorularını da gönderiyoruz. İkinci soruya bakalım. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün ve 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün. C. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün. D. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün. Evet, bu soruda sık sık sınavlarda gelen sorulardan birisi arkadaşlar. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün hafta tatili kullanmak zorundasınız. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Evet, üçüncü sorumuz özellikle Serici 3'ten daha çok çıkıyor. Serici 3 sorusudur. Tır sözleşmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşımacılık operatörlerinin karşılaştıkları güçlükleri azaltmak. B. Geleneksel milli prosedürler yerine uluslararası kontrol sistemlerinin imkanını sunmak. C. Devletlerin gelirlerinin etkin olarak korunmak. D. Hepsi. Evet, burada sizlerin de belirttiği gibi arkadaşlar tır sözleşmesinin amacı bunların tamamıdır değil mi? Yani cevabımız hepsidir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir? A. Çabuk karar verirler. B. Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler. C. Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler. D. Karar vermede aceleci değillerdir. Evet arkadaşlar. A tipi, B tipi'den mutlaka sınavda soru geliyor. A tipi deyince aklımıza ne gelecekti? Sabırsız, B tipi deyince sabırlı. Yani A tipi agresif, B tipi beyefendi. B tipi sakin, A tipi aceleci. Burada B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir diyor, bakın. Biri değildir. Ç-
çabuk karar vermek aceleciliğe girer değil mi? Bakın aceleciliğe girer. Burada da tabii ki A tipi kişilik özelliğidir arkadaşlar. A tipidir. Çabuk karar vermek bilginiz olsun. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuz yine hem uygulama hem de yazılı sorusu. Sık sık sınavlarda geliyor. Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır? Verilen araçlar itfaiye, polis, ambulans ve iş makinesi şeklinde var. Geçiş üstünlüğü sıralamasına göre öncelikle birinci sırada hangisi geçer? Değil mi? Önce onu bulacağız. Ambulans birinci sırada geçer. Daha sonra bakın ikinci sırada itfaiye geçer. Üçüncü sırada polis geçer. Dördüncü sırada da iş makinesi geçer. Evet bakın. Evet dördüncü sırada da iş makinesi geçer. Yani bizim koyduğumuz maddelere göre sıralamayı yapalım. 3, 1, bakın 4, 2. 3, 1, 4, 2. Hangi seçenekte? Tabii ki Bursa seçeneğinde doğrudur. 6. sorumuza geçiyoruz. Gelsin soru. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır? Unutmayın arkadaşlar, geçiş üstüne sahip araçlar ve işaret levhalarına duraklama, durma, park etme kesinlikle yasak biliyorsunuz. Kaç metreye kadar? Bakın kaç metreye kadar yasaktır? 5, 10, 15, 20 şeklinde verilmiş. Bu soru da yine çok çok sınavlarda gelen sorular arasında bizim yıldızlı sorulardan bir hafta çıkmasa bir hafta sonra çıkıyor mutlaka. Onun için sizler ne yapmanız gerekiyor hocam? Bilmeniz gerekiyor değil mi? 15'tir. Evet, cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 7. sorumuza bakalım. Gelsin soru. Evet, yine yeni soru. Daha önce hiç çözmedik arkadaşlar. İlk defa çözüyoruz sizinle. Takograf sembollerinden gelmiş. Takograf sembolleri bakın birinci sembolümüz. Şuradaki birinci sembolümüz takograf sürüş sembolüdür. Sürüş sembolü aracı kullanan bir sürücünün durumunu ve ardından genellikle araçla geçen süreyi gösterir. İkinci sembolümüz takograf diğer sembolüdür. Diğer sembol de sürücünün oturum açtığını ancak sürüş dışında bir iş yaptığını gösterir. Üçüncü sembolümüz bakın takograf uygun sembolüdür. Uygun sembolü sürücünün müsaitliğini gösterir. Uygundur. Uygunluk süresiz arasında bekleme süresi araç hareket halindeyken bir ranzada geçirilen süre değil mi? Bir aracı feribota binme veya yükleme veya boşaltma bekleme süreleri yer alır. Uygun süresi. Dördüncü sembolümüz de takograf mola dinlenme sembolüdür. Mola dinlenme sembolü sürücünün mola verdiğini veya dinlenmekte olduğunu gösterir. Buna hem çalışma molaları hem de günlük haftalık dinlenme süreleri dahildir. Hemen bakın bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Geçen hafta takograf sürüş sembolünü sormuştular. Bundan sonra demek ki bunların hepsini soracaklar anlamına geliyor. Hemen geçiyoruz. İşte 7. Sürüş sembolü aracı kullanan bir sürücünün durumunu ve ardından genellikle araçta geçen süreyi gösterir. Bu sembol sürücü direksiyon başında olduğu veya araç hareketsiz veya park halindeyken bile motor çalıştığı sürece geçerlidir. Ayrıca trafik ışığı veya trafik sıkışıklığı nedeniyle araç hareket etmeden aracı motorunun çalıştığı süreyi de içerir. Çoğu takografta sürüş modu otomatik olarak kaydedilir. Bu nedenle sürücülerin bu seçeneği bilinçli olarak seçmesine gerek yoktur. Yandaki şekillerden hangisi takograf sürüş sembolüdür? Bakın Adana seçeneğinde takograf sürüş sembolü nedir? Verilmiş. Bursa seçeneğindeki takograf diğer sembolü, Ceyhan seçeneğindeki takograf mola sembolü, Denizli seçeneğinde takograf uygun sembolüdür. Bu ilk defa çıkan bir soru, yeni bir soru arkadaşlar. İlk defa gördük. Bilginiz olsun. Hemen geçtik 8. soruya. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının
yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirten şart ve limitler ile teminat altına alınması içeren sigorta nedir? Kasko, mali sigorta, hayat sigortası, CMR sigortası. Evet, burada da dikkat ederseniz bakın CMR sözleşmesinden kaynaklanan dediğine göre nedir arkadaşlar? Tabii ki denizli seçeneği CMR sigortasıdır. Doğru cevap. Evet, otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası arkadaşlar. Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırması zorunludur. Sigortacı uluslararası ve şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde seyahat eden yolcular, sürücüler ve yardımcılarının seyahat süresince maruz kalacakları her türlü kazanın neticelerine karşı teminat nedir vermektedir. 9. sorumuz yine yeni soru seriyle yeni çıkmış arkadaşlar. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? Bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır. Bakın bu ehliyette çıkmıştı ama seriyle yeni gördüm. Arkadaşlar burada Adana seçeneğinde doğru verilmiştir. Bölünmüş yol başlangıcı. Bursa seçeneğinde taralı alana girilmez. Ceyhan seçeneğinde yol ver işareti, tali yol. Denizli seçeneğinde de yavaşlama işareti. Özellikle otobüs duraklarına yaklaşırken yavaşlama işaretini görebilirsiniz. Ve 10. sorumuza geçtik. Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır? Sürücünün yorgun olup olmadığına, yol zemininin çamurlu olmasına, araç lastiklerinin yeniliğine, de yolun eğimine. Reaksiyon mesafesi nelere bağlı? Reaksiyon. Sürücünün, değil mi? Sürücünün neyine bağlı arkadaşlar? Reaksiyon. Sürücünün yorgun olup olmadığına, değil mi? Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 11. soru hem yazılı hem de uygulamada çıkmış bir soru yine geçen hafta. Resimdeki işaret arızalanan kamyon, resimdeki işaret yani şu işaretimiz ne işareti? Engel işareti değil mi? Kamyon, otobüs ve çekicilerin işaretlemesinde kullanılan engel işaretidir. Engel işareti arızalı araca kaç metre mesafeye konulur ve kaç metre mesafeden görülmelidir? Arkadaşlar 30-100 50-100, 50-150, 30-150. Dönemeçli yollarda ve normal yollarda arkadaşlar engel işareti birinci noktaya, bakın birinci noktaya 30 metre, ikinci noktaya da 150 metreye konur. Cevabımız burada tabii ki Denizli seçeneğidir. Çok önemli bir sınav sorusudur, bilginiz olsun. Bakın engel işareti hangi araçta bulunmaz diye de soruyorlar. Otobüs, kamyon, çekicilerde bulunur, otomobilde bulunmaz. Engel işaretinin yerine reflektör bulunur otomobilde. Hemen geçelim 12. AETR'ye göre bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır? Bakın burada 3 tane soru var. Bir soruda 3 soru var. 9 saat, 5 saat, 30 dakika, 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika, 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika, 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika. Tabii ki 9 saat, toplamda 9 saat, devamlı olarak 4,5 saat, mola da arkadaşlar, mola da ne kadardır? Tabii ki 30 dakika değil, 45 dakikadır değil mi? Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Bakın yanılabilirsiniz, bu soruya dikkat edin. Yani bakın 9 saat 4,5 saat diyebilir hepsine ama şu sonradaki 45 dakikaya dikkat etmekte fayda var. 45 dakikalık süreleri 15'er dakikalık aralıklarda kullanabilirsiniz. Hemen 13'e bakalım. AETR'ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir? 45, 50, 54, 56. AETR nedir arkadaşlar? Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'ni kısaltılmışız değil mi? Şuradaki bakın. Burada en fazla kaç saat olabilir? Tabii ki haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir? 56 değil mi arkadaşlar? 56'dır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap.
14. soru sınavların banko sorularından birisi. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara ceza muhakemesi kanununa göre hangi işlem uygulanır? El konulur, alıkonulur, tasfiye edilir, hiçbir. Evet, hangisi yapılır? Bakın, kaçakçılık ve bu soru sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Yani serici 1'de de çıkar, serici 3'te de çıkar. Tabii ki el konulur cevabımız Adana seçeneğidir. Doğru cevap, evet. Evet, hemen geçtik 15. soruya. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işler arasında yer almaz? Vergi levhası kontrolü, trafik belgesi kontrolü, aracın dış temizliğinin kontrolü, taşıt kartı kontrolü. Belge kontrolü, bakın, belge kontrolü işler arasında yer almaz. Vergi levhası belge midir arkadaşlar? Tabii ki belgedir. Trafik belgesi adı üstünde belgedir. Taşıt kartı belgedir. Fakat dikkat edin, aracın dış temizliğinin kontrolü belge değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 16. sorumuz yine son dönemlerde yeni sorulardan birisi, sık sık gelen sorulardan birisi. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen fiziksel şartlardandır? Bakın, fiziksel şartlardandır. Stres, depresyon, öfke, hastalık. Arkadaşlar, stres, depresyon, öfke bunlar bize neyi soruyor? Fiziksel, değil mi? Fizikseli soruyor. Bunlar zihinsel süreçlerdir. Bakın, stres, depresyon, öfke. Hastalık ise, bakın, hastalık ise fiziksel şartlardandır. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Yıldızlı bir sınav sorusu. Sürüş yeteneğini etkileyen fiziksel şartlar neler? Yaş, işitme, görüş, hastalık, ilaç kullanımı, yorgunluk, değil mi? Zihinsel süreçler öfke, depresyon ve strestir. Hemen geçelim diğer bir soru. Yeni bir soru yine arkadaşlar. Ankara'dan Karaman'a gitmek için hangi yöne gidilir? Yine geçen hafta çıkan sorulardan birisi. Bakın, haritayı da aldım size. Ankara'yı işaretleyin şurada, bakın, Ankara'dasınız. Nereyi sormuşlar? Karaman. Karaman nereyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın. Şurada Karaman neyi gösteriyor? Buradaki haritanın, bakın, şeyini de görün. Üst tarafı kuzey, sağ tarafı doğu, sol tarafı, bakın, batı, alt tarafı da güney. Bakın, Ankara'dan Karaman'a, Konya'ya, bak, Konya Karaman, işte bakın, aynı. Gelen bir sürücü nereye gidiyor arkadaşlar? Güneye, değil mi? Güneye gidiyor. Cevap tabii ki Bursa seçeneğidir. Bu haritayı da mutlaka arkadaşlar inceleyin. İllerle ilgili de sınavda sık sık sorular çıkıyor. Ve 18. Gabari araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yükseklikleri belirleyen ölçülerdir. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Bize neyi sormuş? Yükseklik gabarisini sormuş. Bakın. Yükseklik gabarisi. Yükseklik gabarisi dediğimiz şu. Bakın. 350 yükseklik gabarisi. Ceyhan'da uzunluk gabarisi. Denizli'de genişlik gabarisi. Bursa seçeneğinde de dingil başına, değil mi? 6-7 tondan fazla yük taşıyan. Dingil değil de yüklü ağırlı 7 tondan diyelim arkadaşlar. Yüklü ağırlı 7 tondan. Dingil olunca şurada dingiller oluyor. Burada dingil yok. Ağırlık var. 7 ağırlık, değil mi? Yüklü ağırlığı 7 tondan fazla yük olan taşıyan araçların girmesinin buraya nedir? Yasak olduğunu söylüyor. Bize neyi sordu? Yükseklik anlamında gabari, bakın. Yükseklik anlamında gabari. Burada tabii ki Adana seçeneğidir. Hemen 19'a bakalım. 19. soru son zamanlarda yine sık sık geliyor. Sizin için de çok çok kolay. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Arkadaşlar, E90, bakın, E90, E90'ı sormuşlar. E90 bize uluslararası karayolunu gösterir. Bilginiz olsun.
uluslararası kara yolunu gösterir. D100 devlet yolunu gösterir. Bakın şuradaki D100 devlet yolunu gösterir. O.03 de otoyolu gösterir. Bilginiz olsun. Bunları da zaten bilmeniz gerekiyordu. Tekrar etmiş olduk. 20. soru, aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı dışındadır? Naklen yayın aracı, kargo işletmeciliği, nakliyat ambarı işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı dışındadır diyor. Bakın dışındadır. Tabii ki naklen yayın aracı değil mi? Ambulanslar. Arkadaşlar yine 4925 sayılı kanun kapsamı dışındadır. Bilginiz olsun. Cenaze aracı, ambulans, naklen yayın aracı, iş makineleri bunlar dışındadır. Evet, diğerleri burada kapsam içinde olanlar, bakın sarıyla belirtilmiş. Burayı gözden geçirin arkadaşlar. Önemli. Ve 20, evet 20'ye 1, yani 20'ye 1 nedir? Joker soru hazırlamış arkadaşlar. Joker soru şöyle, yine geçen hafta çıktı. Ankara'dan Filistin'e gitmek için hangi kapıdan geçilir? Kapıkule sınır kapısı, İpsala sınır kapısı, Refah sınır kapısı, Cil ve Gözü sınır kapısı. Arkadaşlar şurada haritada sınır kapılarını da aldık. Detaylı bir şekilde buradan inceleyebilirsiniz. İşte Bulgaristan'a Hamze Beyli, Kapıkule, Dereköy sınır kapısı, Yunanistan'a Pazar Kule, Uzun Köprü ve İpsala sınır kapıları açılır. Gürcistan'a Sarp, Türk Gözü ve Aktaş sınır kapısı. Şu Aktaş sınır kapısı kapalı. Ermenistan'a değil mi? Ermenistan'daki yine Dilucu, Nahçıvan'a da açılıyor arkadaşlar. Gürbulak, Kapıköy, Esendere, İran'a açılıyor. Habur, Üzümlü, Derecik, Irak, Suriye'ye de Yayla Dağı, Cilve Gözü, Zeytin Dağı, Öncü Pınar, Çoban Bey, Karkamış, Mürşit Pınar, Akçakale, Ceylan Pınar, Şenyurt, Nusaybin kapılarıdır. Burada dikkat ederseniz Refah sınır kapısıdır. Filistin'e gitmek için arkadaşlar Refah sınır kapısından Filistin'e tek kapı, evet Mısır. Evet Mısır'la birlikte Refah sınır kapısıdır. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 20'ye 2, lastiğin yanağında yazan P215-65R1589H tanıtıcı bilgisindeki 15 neyi ifade eder? Lastiğin tipini, jant çapını, lastiğin taban genişliğini, kesit genişliğini. Tabii ki burada 215'i sormuşlar arkadaşlar. 215 kesit genişliğini ifade ediyor. Bakın taban genişliğini yani değil mi? Taban genişliğini ifade eder. 55 yanak yüksekliğini, 16 jant çapını, 15 jant çapını, 80, 987 kapasiteyi ve hız demektir. Arkadaşlar burada da lastik işaretleri detaylı bir şekilde 4818 diye geçen bir şey sormuşlar. Ne anlama gelir lastiklerde? Üretim tarihini bize bildirir. Evet son soruya geldik arkadaşlar. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için test kütürtmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir? Gabari, viraj, platform, tehlikeli eğim. Evet. Emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren tabii ki tehlikeli eğimdir. Doğru cevap Denizli seçeneğidir. Üçüncü joker sorumuzu da cevapladık. Şimdi evet, şimdi uygulama sorularına geçiyoruz. Dört tane de uygulama sorusu almış arkadaşlar. Yayını beğenmeden kesinlikle çıkmayın lütfen. Beğeni ücretsiz, abonelik ücretsiz arkadaşlar. Bu arada evet, hediye atan arkadaşlar olursa teşekkür ederiz. Beğenen arkadaşlara teşekkür ederiz. Yayınları, geçmiş yayınlar, bakın 2022, 2023, 2024 hem yazılı hem uygulama sorularını cevaplayın. 90-100 alın geçin. Hemen uygulama sorularına geçiyoruz. Soru şöyle. İzlediğiniz görüntüde hasta veya yaralının hangi yaşam belirtisi kontrol edilmektedir? Bakın burada hasta yaralının hangi yaşam kontrol edilmektedir? Baş çene pozisyonu veriyor dikkat ederseniz hastaya. Solunum, dolaşım, bilinç.
Et nedir? Tabii ki Adana seçeneği diyorsunuz. Solunumdur. Hemen ikiye bakalım. İkinci sorumuz kontrolsüz kavşaktan gelmiş. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Hem yazılı hem de uygulama sorusudur. Bu tip sorularda dönüş yapanlar varsa bekleyecek arkadaşlar. Bakın iki tane dönüş yapan var. 2 ile 3. İkisi de bekleyecek. Şunu da bilin. Dönüş yapan dönüş yapanın sağındakine yol verecek. Şöyle 2 3'e yol verecek. Sonra düz gidenine herkes kendi sağındaki araca yol verecek. 2 4'ün sağında 1 olduğu için bakın kontrolsüz kavşakta. Önce 1 sonra 4 sonra 3 sonra 2. 1 4 3 2. Hangi seçenekte? Denizli seçeneğindedir doğru cevap. Üçüncü soru görselde ilk yardımın temel uygulamaları sıralanmıştır. Doğru sıralama hangisidir? Koruma, bildirme, kurtarma. Kurtarma, koruma, bildirme. Bildirme, kurtarma, koruma. Evet, ilk yardımın temel uygulamaları. Öncelikle ne yapıyoruz? Önce can güvenliğimizi alacağız. Yani korumayı yapacağız arkadaşlar. Daha sonra koruma aldıktan sonra bildirmeyi yapacağız. Ve en son olarak da kurtarmaya ne yapacağız? Geçeceğiz. Evet, burada KVK hangisidir? Koruma, bildirme, kurtarmadır. Kurtarmada 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes verilir. Bilginiz olsun. Evet. Yani kurtarma neye göre kurtarma değil mi arkadaşlar? Şöyle diyeyim size. Pardon. 30 kalp masajı kurtarıcı nefes verilmez. Burada bak rentek manevrası. Şunu silelim arkadaşlar. Yanlış oldu. Acele ettik. Dur bir saniye. Şunu silelim arkadaşlar. Evet KBK. Şurada resimdeki neyi gösteriyor bize? Resimdeki neyi gösteriyor? Rentek değil mi? Rentek manevrasını gösteriyor. Evet, rentek. Hasta yaranın omuriliğine zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan ne yapıyoruz? Kurtarıyoruz. Ve son soru. Görüntüdeki uyarı levhasını gören araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Takip mesafesini azaltmalıdır. B. Takip mesafesini artırmalıdır. C. Duraklama yapmalıdır. Arkadaşlar bakın burada gevşek şev değil mi? Yani gevşek şev işareti. Gevşek şev işaretinde hız azaltılır, takip mesafesi artırılır değil mi? Evet burada bu soru sık sık sınavda geliyor. Hem yazılı hem uygulamada. Özellikle uygulamada daha çok çıkıyor. Buna dikkat edin. Tabii ki Bursa seçeneğidir. Takip mesafesi artırılır. Evet arkadaşlar. SRC 1, 2, 3, 4, 5'te tek adres. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanala katılarak üyelere özel sorular çözebilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz. %100 SRC 1, 2, 3, 4, 5'ten yazılı ve uygulama garantili soruları kaçırmayın. Sınavlardan çıktıktan sonra mutlaka sizden ricamız okullarda kalan öğrencilere kanalımızın linkini adını söyleyin mutlaka. YouTube Nedim Şeker Akademi'den çalıştık. Siz de çalışın geçin. YouTube Başarı Akademisi'nden çalıştık. Siz de çalışın geçin. Başarı Akademisi Eğitim Merkezi'nden çalıştık. Evet hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.